Hadi bakalım Kadir Bey. Merhabalar. Haydi bakalım performansını göstersin Hanife Hanım. Evet, İnanılmaz, öncelikle şuradan başlayalım. Ben bu şuraları toparlayayım hızlıca. Maşallah bir tane pişmaniye bırakmamışlar. Gördün mü gene? Giderken götürdüler Kadir. Bir de Yeliz kamera kaydı kesti ya. Yeliz ısırmıştı ki bu ne Kadir Bey. Dedim ki kız pişmaniye işte. Yani bu ne diyor. Ama kahvenin ne anlar onlar. Ama yemeği de yedi yani Yeliz'cim. Sunum olarak da sağ olsun İzmit'ten getirmiş pişmaniye. Teşekkür ederim. Genel anlamda fena değildi. Dünkü evden sonra da burası bana çok temiz geliyor ya. Neresi temiz Kadir Bey? Ben öncelikle şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Tülleri çıkartalım. Tamam. Camları sileceğiz. Harikasın. Örümceklerini alalım. Örümcek mi var evde? Örümcek var köşelerde. Bakayım. Bak bakayım Kadir. Var. Kız abla nerede örümcek var? Bak şurada örümcek. Otursana tekli koltuğa. Otur otur. Niye oturuyorum? Senin bir terapiye ihtiyacın var. Tut yastığı. Hah, tırmalıp yakından bak. Yok be ablam, hiç örümcek falan yok. Kahverengi lekelere örümcek yiyor. Şu mu abla? Örümcekleri almamız lazım. Ne olur ne olmaz. Sen al bari. Hayır, ben kendimi garantiye alırım. Tüllerimizi çıkartalım, makineye atalım. Örümcekleri alarak temizliğimize devam sonuçta edelim. Sonuçta bu kadın temizliği yapmayacak mı? Karışma, sen nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bence de siz... Tamam ablam, sen nasıl istiyorsan öyle. Benim içim rahat etmez öyle. Aynen, aynen, aynen. Temizliğim genelde çok güzel, muhteşem olacaktır. Misler gibi kokacak evimiz. Hadi o zaman Harife abla. Tülleri ama çıkartalım. Tülleri sökme, niye biliyor musun? Çok neden? Güneş var içeride. Kameramıza vuruyor, o şey değil çok. Özel filtreler yerleştirdik. Buraya bak, özel o filtre zaman... koymuşlar. Görüyor musun? Bak Hint kumaşından özel tül. Açma sakın. Ama camlar çok kirli. Esnaftan da camlar kirli. Açın o zaman. Öyle temizlik mi olur ya? Olmaz tabii. Gördün mü? Bunları nasıl bırakmayın düşünün. Nasıl geçin güreşte bak, oldu. Bak. Ben şimdi buralara deterjanımı sıkar. Sıkın hanımefendi. Fışır fışır. Bir de diyorsun ki örümcek yok. Her taraf örümcek tozu oldu. Bak kaç haftadır hiç kimse demedi ki tülleri sökelim de yıkayalım. Hanife abla özünde çok iyi bir insana benziyor ama hamar atlığı konusunda aynı şeyi düşünmüyorum. Bugün menüsünü de gördüm. Benim içime güzel bir su serpti. Bugün çok mutluyum. Tüm haftanın yorgunluğu üstümden gitmiş oldu. Merakım gitmiş oldu. Şu an kendime rakip bile kimseyi görmüyorum artık. Ben çok iyi biliyorum çünkü bütün gün terasıma kuşlar pislediği için. Ah suyumu affetti. Aynen benim de öyle. Zaten cam suyu. İşte sen de niye benimle uğraşıyorsun? Kiminle uğraşacağım? Yıldırmaya çalışıyorum. Samsun Tarmeli'yim. Samsunlu kadın ya. Samsun'un kadınlığı hem becerikli hem hamarat hem de güzel olur. Gittik çünkü bir hafta Samsun'a, harikaydılar. Hani falan temizlik bence yapar. Hani yılların vermiş olduğu bir tecrübesi umarım vardır. Halat bağlasanız da ben çıksam şu şuraya. Şu uç kısma yetişemiyorum. Ben alayım bana abla. Bir şey ben lazım alayım abla. Sen mi alırsın? Seni de yormak istemiyorum. Seni bugün masada yeterince yoracağız zaten. Aldım ablam. Teşekkür ederim. Salonun camları Kadir Ezildi ve Hanife Hanım tarafından arıtılmaya devam ediyor. Dostlarımız görünce sevinir, düşmanlarımız görünce üzülsün. Sizi görünce niye üzülüyormuş? Kameralar karşısında temizlik yapmak, yemek yapmak kolay mı? Kıskananlar çok düşmana korku salıyor. Evet. Menü basit olabilir ama hani ben vereceğim yine puanını onun. Eğer iyi yaparsa tabii ki, hani beklentilerimi karşılarsa, ama menüsü gerçekten basit. Haftanın son temizliğinde kirli camlar detaylı bir şekilde temizlenirken biz de Hatice Hanım'a bir kulak verelim. Hanife abladan iyi bir temizlik bekliyorum çünkü kendisi çok titiz. Tabağı bile hatırlıyorsanız değiştirtmişti. İyi bir temizlik bekliyorum. Sizin bir işiniz vardı. Neydi o? Koskoca Kano Federasyonu'na. Hayır, bilemediğimden soruyorum. Kano Federasyonu mu? Bilmiyorsan evet. Da sor bari. Ne hakemliği yaptınız? Kano Federasyonumuz var. Kano hakemliği yaptım bir süre. Yani? Sonra evlenince... Hayır, sabah gidince ne yapıyorsun mesela? O için bir işin bir içeriğini söyle de bilelim. Çizgiyi kim önce geçiyor, ona mı bakıyorsunuz? Evet, yarışma oluyor. Oradan start veriyoruz. Kız ne kamu diyor ama? Kano, kano. Ben de kamu federasyonu anlıyorum. Diyorum ki kamu dairesinde... kamu dairesinde diyorum neyin şeyini yapıyorlar. Kano dediğiniz şu Kadıköy'de var bir tane. Kayıya binip de çekiyorlar. Evet. Geçen gittim bir sefer ben. Ama... Kayık değil, kano. Çok zevkli, çok... Adam düdük çalıyor. Evet. Düdük çaldıkça kürek çekiyorsun. Bizim yarış bölgelerimiz Sapanca'da. Çok zevkli bir spordur. C
camlardan sonra neyi yapacaksınız? Yerleri, koltukları, ondan sonra halıyı kaldıralım. Camdan sonra süpürecek misiniz? Hayır, süpürme işine daha çok var. Mesela camdan önce ne var bizim için gerekli olan? Halımızı kaldıracağız, kırlentlerimizi toplayacağız, koltuklarımızı süpüreceğiz, çektireceğiz. Sonrasında tozumuzu alıp silme süpürme çıkacağız. Haydi bakalım. Bugün bana bu mutluluğu yaşattı yani. İddia ettiği kadar bir menü gelmedi gözüme. Camlar temizlendikten sonra salonun halısı kaldırılıyor. Koltuk çekilip yastıklar pat pat patlanıyor. Hanife Hanım ya yemeğe odaklanacaktır ya konuşmaya. İkisini aynı anda çok fazla yapmayacağını düşünüyorum. Heyecanlanacaktır. Yetiştirmede bir tık sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Yine çok iyi başladık ya. Evet, enerjimiz gayet yerinde. Bugün cuma efendim, evet. Büyük final. Parayı alıp gidecek yarışmacılar ama. Enerjimi düşürmeye çalışıyorlar ama ben bunlara gelmeyeceğim. Fadime girdi onun aklına, biliyor musun? Sen böyle böyle yap. Onun dedi şeyi düşün. Ne dedi sana Fadime? Sana demiş leblebi zaten getireceğim. Zaten niyeyse bugün benle uğraşıp duruyor. Net olarak Hanife Hanım iyi ya da kötü diyemem. Ama şu an için benim için hani kötü bir karakter değil tabii ki. Hanife Hanım bir an bile boş durmuyor ve koltukları süpürmeye devam ediyor. Mutfakta çok pratik, hamarat, enerji dolu yemek tarifleri ve ufak teknikler vererek size çok güzel yemekler yapacağım. Şu sehpaları benim için dışarıya atabilir misiniz? Niye? Orada bana engel olmasın. Hanife abla temizlikte süzüm süzüm süzülecek. Başka hiçbir şey yapamayacak. Mutfağa girdiğinde de yapamayacak. Ya menüyü sayarken bile ben yoruldum. Artık dinlemekten sıkıldım. Yani menüyü saymasın da Allah aşkına bir kalksın da bir bize bir kahve bali getirsin dedim. Çünkü çok yavaştı. Sen bırak ablam süpürgeyi. Ben sonra hallederim buraları. Biz mutfağa geçelim. Bir bulaşık makinesini çekelim. Bir buzdolabını çekelim. Sen bir kendine gel. Ben çünkü boğaldım, daraldım. Elimde bir süpürge oradan oraya gidip durup cinebim. Sen ne istiyorsun kadından ya? Ne istiyorsun bu kadından? Hiç iş yaptırmadım. Sen de yapamıyorsun ama bana yaptırmadın da sen de yapamıyorsun. Yani iyi ki sesin düzeldi. Car car car. Yemin ederim bak elinde bu süpürge. Böyle bırakıyorsun. Ben hiç öyle bunu şey itiyorsun, yapmadım. Geliyorsun, sehpamı çekin diyorsun. İkide bir bu camı açalım mı açmayalım mı? Açmıyorum bu camı. O camı açmadan içim rahat demek etmiyor. Demek ki dünkü evde olsaydık vay haline, vay haline, vay haline. Hanife Hanım bence çok tatlı, kibar, nazik. Neşeli biri. Rakip olarak görmüyorum. Hadi ne yapıyoruz? Biz mutfağa geçelim. Sen yoruldun çünkü. Burası yarım kaldı. Olsun, sen zaten yarım yarım yapıyorsun. Boşver. Hanımefendiye öyle şeyler deme. Bir orada, bir orada, bir orada, bir orada. Tutamıyorum dilimi. Ama bak şimdi yerleri süpürecek. Bak şurada bir ayna var. Şu aynaya bir bak. Baktım. Ya biraz konuşur musun o aynayla? Ayna ayna. Güzel ayna. Var mı bu dünyada benden daha güzel temizlik yapan biri? Şşş çaktırma. Geç abla. Sen de evet desen ölür müsün? Aynasın yani. Gelin. Hanife Hanım temizlikte çok fazla hızlı olacağını, çok enerjik olacağını zannetmiyorum açıkçası. Evet. Şimdi gel burada. Buradaki performansını görelim senin. Ne yapıyorsun şimdi hemen abla? Kahve. Şöyle bir keşif yapalım mı? Ne var ne yok? Neresi kirli? Neresi temiz? Asıl önemli yer burası. Camlar kirli. Gelin cam dedi. Kadın cam seviyor. O britleri çıkaralım. Aspiratöre de bir bakalım. Dolapla. Ay aspiratör kirli mi? Menüsü söylediği kadar iddialı çıkmadı. O evden 5 tanesinde çekmece arkası çekilmiyor. Ondan sonra cıma. Buzdolabın üstleri. Dolabın üstü de keza bence öyle. Şu üst katlara da bakmam lazım. Siz çıkıp bakın şu tabureyi alın. Dolabın üstü görüyorsunuz. O da tamam. Girilecek yerler belli ablam. Hanife Hanım benim için biraz sakin kalıyor. Bu stresi yönetebileceğini, o temizlik sonrası, o mutfağı halledebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Üst nasıl? Üst yağlı. Kadir Bey. Efendim abla. Bana yardımcı olur musunuz? Ne gibi? Uzanamadığım yerler olacak. Uzanamadığın yere mındar da gitsin ablam, bir şey olmaz. Tamam. Bir bezleri şuraya sereyim şöyle güzelce. Ay, Kadir Bey bu dolaplar, kapaklar. Bak ben şu an kendime bir yer buldum, burayı ovalayacağım. Sen de kendine. Ne yer bu? Birbirimizin peşinde mi gezeceğiz ama biz sürekli? Ben ineceğim şimdi. Niye taburemi aldın Kadir Bey? Zıplaya be çekirge. Ben çekirge miyim? Buradan nasıl zıplayayım? Çekirgeyi salıverdim. Çekirgeyi salıverdim. Hadi gel tabure getir bana. Yani Hanife Hanım zaten yaş olarak bizden büyük olduğu için o yüzden bir tık olgunluk var tabii ki bizlere göre. Biraz daha bazı konularda sakin kaldığını gördüm birkaç gün öncesinde. Bir gelir misin lütfen? Hanife Hanım'ı kaldırıp oraya sokalım öyle silsin. Daha neler o oraya? Dur ses mutfak dolaplarına güven olmaz. Hanife Hanım'a güven olur mu peki? Yetişemiyor, bacaklarından tutup kaldır Kadir'cim. Hanımefendiyi oraya atacağız. Nasıl atacağım be koca kadını? Dikine atacağız. Mutfak dolapları düşer. Ya ben tutarım. Balık tavası bu. Poşete koyup da buzdolabının üstüne çıkarıyoruz. Ellerini oraya tutun ve bir ayağını da oraya at. Hayır. Omzuma çık omzuma. Kadir'in omzuna basın. Arkadaki vidaları at. Bastığın yeri omuz diyerek geçme tanı. Aman ne kıymetli omzun varmış. Kız at omzunu sen de. Ayağını at omzunu. Ayağınızı tam şuraya atacaksınız. Ya bir sus da çık Hanife abla. Ay bu kadın beni öldürdü. Durun havlu kağıt koyayım.
kadın. E ben kaç kilo kadınım? Sen beni nasıl... Hayır, orada o şekilde nasıl temizlik yapmayı düşünüyorsun? Ne güzeli. Maşallah. Hamsi diye aldık, poşeti bir açtık, gene denizli çıktı. Yakıştın oraya sen biliyor musun? Ben her yere yakışıyorum. Yağ sökücü ve... Vereyim, al Allah'ım. Ben yağ sökücü çıktım. Bez ve hanımefendiye. Bana tüfel sünger lazım. Ne anladın? Gene ben çalışıyorum, gene ben çalışıyorum. Şimdi işimi Hanif ablaya bezlika getirdim. Sen burayı gördün mü dış ses? Kadir, ayak parmağının arasına da bir tel sıkıştır. Şeytan gibi ters giydirdin ya. Ben şeytanın babacını ters giydiririm. Tövbe estağfurullah. Sen şu temizlik bitsin, ben sana soracağım. İstediğinize sorun Hanif hanımcığım, serbest. Ama bu dolabın şeyleri sökülüyor. Yağların sıntaları güzel oldu. Sıntaları kötü sökülüyor. Hiç daha önce mutfakta onun üstüne çıkmış mıydın? Hayatım da ilk kez. Her şeyin bir ilki vardı. Ama siz aranızda kalsın Kadir Bey ya. Her şeyi ortaya dökme. Sen benim bu temizliğime idam olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. İki dede Kadir Bey. Ben kısa seni... bakma şöyle şeyler. Bak ben Trabzon geliniyim. Bulurum oğlum seni. Sizi kıskandı, o da çıkacak. Evet. Benim her zaman çıktığım yerler. O köşeyi Kadir Bey, ben alamadım. Güzel oldu kız, gözüne pirsekler de senin. Tamam hadi inin artık. Hadi aşağılara hiç inmedim ki. Nasıl indireceğiz? Nasıl çıktıysa öyleyiz. Tamam işte, onun için seni bekliyorum. Senin omuzlarından. Nasıl çıktı oraya? Senin sırtına basarak. Şu camı silin, geliyorum. Nasıl güzel parladı ama. Ayna kimin oldu? Benimkini beğenmedi. Kendininki çok iyi olmuş sanki. Yo yo. Sizinki de güzel oldu. Aha, tek o biliyor temizlik. Biz bir şey bilmiyoruz. Sanki ben ne dedim ya? Kadın vallahi aklım oldu bugün. Hava atıyor. Biz bir şey bilmiyoruz. Burayı keseceğiz de lütfen rezil olmayın. Şimdi bu tarafta... Bir elimde sünger, bir elimde telim. Ne marifetidir benim bu elim. He? Sen niye alkışlamıyorsun? Kız bak dinle, dinle. Ne dedim ben şimdi mutfak sana? Mutfak güzeli. Ne dedim az önce? Ne dedin? Ne dedin? Alkışını duydum sadece. Gerisi Allah kahretme, seni övüyorum burada. Sonra gerçekten duymuyorsun. Sonra diyorsun sen ki... Sen beni övdün. Sen beni mi övdün? Evet. Ay teşekkür ederim. Dinlemedin ki beni. Ne dedim? Bir elinde sünger, bir elinde teli. Ne marifetidir bu kadının eli. Her gün başka bir klozette, her gün başka bir küvette. Gününü gün ediyor. Sefa olsun efendim. Hanife Hanım'ın menüsü iddialı değil. Olmamasının sebebi seçmiş olduğu mesela tavada yapacağı börek. Arkadaşlar temizliği bitirelim de muhteşem yemek faslına geçelim artık. Evet, evet. Soslu büfteğimizi, zeytinyağlı sebzelerimizi. Hanife Hanım'ın gözlerinde kazanma hırsını göremedim. Konuşmalarında falan o iddialara hiç şahit olmadım açıkçası. Gidelim artık çünkü döndüğümüzde sizlere et çorbası yapacağız. Samsun usulü soslu biftekler. Laf fazla uzatmayacağım zaten, göreceksiniz ve bayılacaksınız. Evet. Buyurun Hanife Hanımcığım. Haydi bakalım. Gidelim gidelim. Canım Abdullah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.